Benim internetim bu akşam inanılmaz zayıf. Sürekli uyarı veriyor. Allah sesle falan problem yoktur. Demek ki çok yüklenmişsiniz Sayın Hocam. İnternet diyor fazla yüklenmeyin. İngilizce, Arapça, Yani Türkçe. sitenin kendi bir interneti var. Öyle Türk Telekom'dan doğrudan da internet alamıyoruz. Akşam vakitleri özellikle bu saatlerde yoğunluk oluyor genel bazda. Çünkü herkes çalıştığı için böyle bir sıkıntı. Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli arkadaşlar, klasikten modernle düşüncesinde fizik teorileri ve evren modelleri okuma grubunun dördüncü programını yapıyoruz. Bu okuma grubu Okuokut Derneği tarafından bize sağlanmakta. Dolayısıyla aslen onların diye bir organizasyon. Öncelikle Okuokut Derneği'ne böyle bir ana verdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Söylediğim gibi bu bizim dördüncü programımız olacak. Daha öncesinde kelam fizik teorisini yeni tercüme ettiğimiz kelam fizik teorisini tanıtmıştık. Osman Demir hocamın tercüme ettiği kelam atomculuğu kitabını müzakere etmiştik. İlk başta da bizim kelam atomculuğu modern kozmoloji kitabını müzakere ettik. Programımızın formatı her hafta bir 3 pardon bir kitap okuyoruz. Sonrasında mümkünse bu kitabın yazarı hocamıza davet ediyoruz ve hocamız bu kitabı bize anlatıyor ve aslında kitapla ilgili aldıkları ya da dinlen kafamıza takılan sorular hocamızla takip ediyoruz. Bu haftaki programın konuğu Doçent Doktor Yıldız hocamız Van 100. Yıl Üniversitesi'nde Kelam Anabilim Dalı'nın kendisi öğretim üyesi. Kendisinin özel dakikul kelam alanında yani kelamın kozmoloji ve daha çok doğa felsefesi ilgili alanında ta böyle başlangıç itibaren ilgisi ve çalışmaları ben kendisini bayağı uzun bir süredir tanıyorum ve yazdığım birkaç makale ve gerekse kitaplarda da kendisine her zaman teşekkür etmişimdir. Hocamızın gerçekten alana önemli katkıları olduğunu söylemeliyim. Hafta yazacağımız kitabı da hocamızın aslen doktora tezine dayalı. Yani Mutezile alem anlayışını inşallah yani kelam kozmolojisi biliyorsunuz kelam kozmolojisinin teşekkülünün Mutezile'nin çok önemli rolü vardır. Biliyorsunuz Mutezile aynı zamanda kelamın kurucularıdır. Özellikle 3. asır veya miladi 9. asra baktığımızda kelam kozmolojisinin temel böyle esaslarının o dönemde Mutezile'nin böyle katkılar oluşturulduğunu görüyoruz. Atomculuk da dahil olmak üzere. Şimdi Metin hocamızla inşallah biz kitabı dinleyeceğiz. Programımızın formu yaklaşık 40-50 dakika civarı. İnşallah hocamız sunumunu yapacak. Sunum esnasında eğer sorularımız varsa kısmından sorabiliriz. Yalnız hocamız bu soru daha ziyade müzakere kısmında inşallah değinecek. O nedenle sunum esnasında dikkatle dinlersek soruları not alırsak inşallah müzakere kısmında daha böyle sorularımızı onu paylaşmış oluruz. Metin hocam Van 100. Yıl Üniversitesi'nde doktorası aldı. Yanlış hatırlamıyorsam Prof. Doktor
Cemalettin Erdemci hocamdı değil mi hocam, danışmanım? Evet Sayın Hocam, Cemalettin Erdemci hocamız. Cemalettin Erdemci hocamız da tabii burada gerçekten minnetle ismini zikretmemiz gerekiyor. Belki Türkiye'de kelam alanında, kelam kozmoloji ilişkileri alanında ilk çalışmalardan birisini yapan hocamızdır kendileri. Sonra şu anda yeni doçent olduğunu zannediyorum hocam, sıcağına sıcağına aslında. Evet Sayın Hocam, aynı. Doçentlik çalışması İbadet'in Dakikul Kelam anlayışı, bununla ilgili yeni kitap hocamızın çıktı. Dolayısıyla Dakikul Kelam'ın her yönden böyle bilen bir hocamızla şu an birlikteyiz. Ben kendisine sözü bırakıyorum. Buyurun hocam, söz sizde. Teşekkür ediyorum. Öncelikle siz ve şu an ekranda olan, programda olan saygıdeğer hocaların ve sevgili arkadaşların saygıyla, sevgiyle selamlayarak ben bugünkü programa başlamak istiyorum. Sayın hocalarım, yani Mehmet hocam sağ olsun bahsettiler. Ben doktora çalışmamı Mutezile Kelamcılar'dan İbn-i Mettevey'in kozmoloji anlayışını çalıştım. İbn-i Mettevey malumunuz Kadı Abdülcebbar'ın öğrencisi. Hicri 469'da vefat etmiş ve kozmoloji alanında, bizim klasik Dakikül Kelam alanında yani özgün bir şahıs ve özellikle Et Tezkire adlı eseriyle de bize çok önemli bir eser miras bıraktılar. Cemalettin Erdemci hocam Allah razı olsun, ben tez danışmanım. Bu alanda İbn-i Mettevey'in çalışma değer birisi olduğunu, özellikle Et Tezkire adlı eserin çalışma değer olduğunu önermişlerdi. Kendilerinin önerisi üzerinde çalıştık. Mehmet hocamın bahsettiği gibi gerçekten hocamın rehberliğinde, onun alana özgü katkılarıyla bu Dakikül Kelam alanıyla tanışmış oldum. Daha önce epistemoloji üzerinde çalışmıştım. Bu fizik kuramları, kozmoloji kuramları üzerinde yoğunlaşırken hele hele bizim orta çağın İslam düşüncesinin Mutezile Kelamının bu kozmoloji anlayışını okudukça bir deryayla karşılaştığımı fark ettim ve ayrıca bir cazip hale geldi. Bunu da bazen sempozyumlarda, farklı ilmi platformlarda bulunduğumuzda, ya İslam düşüncesinde bir fizik kuramı, bir kozmoloji anlayışının yani görünmediğine dair bazen bazı söylemlerle, konuşmalarla karşılaşıyordum. Tezi okur yazarken, konu çalışırken, İbn-i Mettevey üzerinde, kozmoloji üzerinde okumalar yaparken deneylere inecek kadar, diğer kuramlarla karşılaşma yapacak kadar derinlikli çalışmaların olduğunu fark ettim. Ve nihayetinde Allah-u Teala nasip etti, İbn-i Mettevey'in kozmoloji anlayışıyla doktorayı tamamladık. Daha sonra bu kitaplaşma aşamasına gelince sağ olsun Endülüs Sayın Evi bunu bastırmak istediler. Mehmet hocamın da etkisi olmuştu. Teşekkür ediyoruz. Önermişlerdi. Ya bu kitabı ben doktora çalışmasında İslam düşüncesinin, İslam felsefesinin ve özellikle Mutezile Kelamının mukayeseli bir şekilde ele alınmasına çalışmıştım. Bunun içeriğine baktığımızda kitaplaşma aşamasında Mutezile'nin alem anlayışı bağlamında bir kelam kozmolojisine değindiğimi, biraz üzerinde çalışmalar yaparak doktora tezden hareketle bu kitap haline getirdim ve kitabın ismi de Kelam Kozmolojisi Mutezile'nin Alem Anlayışı şeklinde bunu yayın evine gönderdim. Sağ olsunlar bastılar ve bu kitabın içerisinde ben kısacası yani İslam düşüncesinin Mutezile Kelamının kozmolojiye dair yaklaşımını tespit etmeye çalıştım. Bunu yaparken adeta interdisipliner bir şekilde Yunan düşüncesiyle, bizim klasik Eşari Kelam Okulu başta olmak üzere bizim kelam camiası ve yer yerde modern kozmoloji öğretilen modern fizik kuramlarıyla ya bir adeta yani bir zikzak çizerek çalıştım ama yoğunluk daha çok Mutezile üzerinde ve Mutezile üzerinde de özellikle de İbn-i Mettevey üzerinden bunu çalıştım ve nihayetinde zihnimde bir sistem kurmaya çalıştığımda bu kozmoloji anlayışının öncelikle varlık ve yokluk üzerinden başlayarak
sistemi kurmaya çalıştım. Varlık anlayışını ortaya koymaya çalışırken Mutezile'nin evreni bir bütün olarak ele alma teşebbüsünde hem makro hem de mikro kozmosu beraber ele aldıklarını fark ettim. Bir taraftan genel olarak alem anlayışı dediğimizde bir makro kozmos anlayışıyla karşı bu alemin en alt birimi olan cevherül ferde inme boyutta mikrokozmos üzerinden de yani bir çalışmanın olduğunu fark ettim. Kelam kozmolojisini de bu iki eksen üzerinde devam ettirmeye çalıştım. Varlık mevcut ve mağdum, özellikle var olan ve yok olan mevcut ve mağdum üzerinden ben çalışmaya başladım. Birlikte ele almaya çalışırken önce varlığın, var olanın tanımın neliği, bunun üzerinde hareket ettikten sonra mağdum mu varlığa istinaden varlığın kavramından hareketle mağdumun ne olduğuna değindim ve nihayetinde ya bizim yani şu an üstadların bu kelam ilminin genellikle ilahiyat camiasında biz lisans eğitimini aldığımızda daha çok kelamın celil boyutu üzerinde bir yoğunlaşmanın olduğunu ben yani tecrübe etmiştim. Kelamın diğer %50 olan dakik boyutunun ise ya zamanla tanıdığımı söylemek istiyorum. Lisans eğitiminde kendi özel tecrübemi söyleyeyim. Kelamın dakik boyutunu çok fazla bilmiyoruz. Sadece hocalarımızın kitabındaki cevher ve araz tanımı şeklinde biliyorduk. Ama nihayetinde kelam ilminin dakikül kelam boyutunun adeta bizim İslam düşüncesinin, bizim medeniyet tasavvurumuzun bir temel taşının olduğunu doktora çalışması sürecinde bunun farkına vardım. Ve nihayetinde kelam isminin özellikle yani kitapta ben bir de değindim. Kelam isminin teoloji isminden daha geniş bir kavram, bir çerçeve sahip olduğunu, kelamın fizik boyutunun, antropoloji boyutunun, psikoloji boyutunun teolojiden artı fazla bir yöne sahip olduğunu, bundan dolayı kelamı biz tanımlarken dakikül kelam ve celilül kelam şeklinde tasnif edilmesi gerektiğini, benim çalışmamın kelamın dakik boyutu üzerinde yoğunlaşma şeklindeki sistemi devam ettirdim. Mutezile İbn-i Mettevi özelinde İslam kelamcılarının kozmoloji ile ilgilenme gayelerini yani yer yer metinler içerisinde yani bulmaya çalıştım ve özellikle de benim bu kitapta bulduğum hususlardan birisi Müslüman kelamcıların bu kozmoloji ile ilgilenmelerin birinci gayesinin aslında alemin zamansal bir başlangıcının olduğunu, ispata yönelik olduğunu fark ettim. Bunu alemin zamansal bir başlangıcının ispatı demek hem bir taraftan kelam kozmolojisinin dayanmış olduğu Yunan kelamın işte dayanmış olduğu kavramlardan Yunan atomculuğu hem İbn-i Mettevi hocası Kadı Abdülcebbar'ın İbn-i Sina'yı tanımaları özellikle İbn-i Sina'nın Kadı Abdülcebbar'la Orta Asya'da bazı kütüphanelerde bir arada bulunduğuna dair bazı rivayetlerin olması, İbn-i Sinacılık teorisinin alemin varlık nedeni, alemin varoluşu şeklindeki kuramlardan Mutezile'nin haberdar olduğu, Kadı Abdülcebbar'ın haberdar olduğu, İbn-i Mettevi de hocasının dizinin dibinde, kendisi Yemenli, Yemen'den kalkıp Rey tarafına, oraya Semerkant o taraflara hicret ettiğinde, oraya gittiğinde orada tamamen bir düşünceyle, oradaki hem İbn-i Sinacılık düşüncesi hem Kadı Abdülcebbar'ın kelam tecrübesiyle onun dizinin dibinde yetişirken bu ilimden haberdar oldu. Kadı Abdülcebbar aracılığıyla İbn-i Sina'nın belki de alem anlayışından haberdar oldu ve İbn-i Mettevi üzerinde bizim genel okumalarda da fark ettiğimiz şekilde bu kelam kozmolojisiyle uğraşmanın birinci nedenin aslında zamansal olarak alemin varlık alanına çıktığı ya yaratılış teorisi
ex nihilo olarak ifade ettiğimiz yoktan meydana gelme veya yok iken meydana gelme şeklindeki birincil gayelerinin zamansal bir başlangıcın olduğunu ortaya koymaktı. Bununla, bunun ispatıyla ilgili olarak varlık ve yokluk kavramını yani kitaplarda gördük. Et-Tezkire'de özellikle İbn-i Mettevey mevcudun ne anlama geldiğini, mevcudu tanımlarken Yüce Allah'ın varlığıyla aynı şekilde Allah'ın dışındaki diğer var olan şeylerin özellikleri, bunu alem olarak isimlendirerek alemin en alt birimine kadar indiğini gördük. İki ciltlik eserini tamamen burada alemin cevher ve arazlardan müteşekkil olduğunu, en alt birimin cevher el-cüz-ül-lezillâte cezza olduğunu kendisinden önceki mirastan da faydalanarak Ebu'l-Hüzeyl el-Allaf, hatta yani Cehm bin Safvan'ın belki de yani bizim düşünce atlasında bizim dünyamıza aktarmış olduğu kavramları da o gelenekte Mutezile gelenen Ebu'l-Hüzeyl el-Allaf Basra ekolü üzerinden İbn-i Metteve'ye kadarki süreç içerisinde ben Hicri 3. ve 5. asır arasında Müslüman kelamcıların Mutezile kelamının alem anlayışı, kozmoloji anlayışının orada Metin Hoca'nın bağlantısı koptu galiba. Evet, hocamın bağlantısı koptu. Hemen ben kendisine ulaşayım. Evet arkadaşlar, böyle teknikler olabiliyor maalesef. İnşallah hocamız gelir. Hocamız şimdiye kadar tezinin temel ana konusunu anlattı ve İbn-i Metteve'nin eserinin Et-Tezkire fi Ahkam-ı Cevahir ve Arazi isimli eserinin günümüze ulaşması ki bu herhalde kelam kozmolojisi alanındaki en temel eserlerisi. Meryem geldiniz mi? Hocam ekran şey oldu sanırım, internette bir sıkıntı oldu. Şu an sesim geliyor herhalde değil mi hocam? Evet şu an geliyor. Buyurun hocam, biz sizi de dinliyoruz. İbn-i Metteve. Kusura bakmayınız sayın hocalarım. Bu estağfurullah. Bu şeyde kelamcıların özellikle İbn-i Metteve'nin Mutezile kelamcılarının kozmoloji üzerindeki yoğunlaşmalarının en alt birime inerek en alt birimden yavaş yavaş cisimlere gelerek, cisimlerden alemin kendisine gelerek, dakikül kelamdan celilül kelama doğru gidişlerinde varlık, var olan mevcudun karşısında madumun kendisini de koyarak varlık ve yokluk adeta var olan ve yok olan üzerinde tartışmalarda bulunduklarını, varlığı ispatlarken madumun bir mahiyetinin olup olmadığını, şey derken madumun şeyiyetini, madumu tanımlarken onun acaba fiziksel bir boyutunun olup olmadığını, onun bir gerçekliğin, hakikatin olup olmadığını da tartıştıklarını görüyoruz. Mutezili kelamcıların Basra ekolu madumun şeyiyeti meselesinde Bağdat ekolüyle ilgili olarak bu konuyu tartışmışlardır. Karşısında bulunan varlık alanına çıkmayan madumun hakikaten var olup olmadığını da tartıştıklarını, ama çoğunun bunun yer kaplama boyutunda, hakikatte bulunma boyutunda bir durumun olamayacağını, ancak bilgiye konu olması hasebiyle bilinebileceği madum hakkında konuşulabileceğini söylerken birkaç şahıs aslında madumun
diyelim ki varlığın en alt bilimi olan cevherül ferdin, cevherin kendisinin madum iken de madum olarak cevheriyet özelliğine sahip olduğunu söylemelerine karşılık İbn-i Mettevey, cevheriyet özelliğinin tahayyüz dediğimiz yer kaplama, yer kuşatma, bir mekanı yer kuşatma boyutunda böyle bir şeyin mümkün olamayacağını, ancak bu cevheriyet özelliğinin tahayyüz, yer kuşatma özelliğine bürünerek bu şekil varlık alanına çıkabileceğini, yalnız tahayyüz üzerine bürünmeden önce varlığın tanımlanabilmesi için, var olan şeyin tanımlanabilmesi için bunun bir vasfen bilinebileceğini ama hükmen veya da hakikaten bilinemeyeceğini söylemiştir. Ve son kertede İbn-i Mettevey kesinlikle madumun sadece vasıf olarak, yani bir şey olduğunu söylüyor ama hakikatte bir şey olamayacağını, çünkü bunun eğer bilginin dışında varlık boyutuna, varlık alanına çıkma, mevcut olma boyutunda eğer böyle bir şey mümkün görürsek o zaman yaratılış probleminin ortaya çıkacağını, kadim varlığın bu problemin ortaya çıkacağını ve bunların da temel gayesinin alemin zamansal bir başlangıcının olduğu gerçekte harekette yaratılışın yok iken meydana geldiği şeklinde bir kanaatin bizzat Mutezile kelamcıları tarafından ele alındığını görürse, bu da ikinci yüzyıldan başlamak üzere varlığı ve yokluğu, madumu tanımlayan bu düşünce İbn Mettevey ile adeta zirveye çıkacak bir seviyeye geliyor. Orada varlığı adeta özellikle dakik kelamda yaratılmış olan Allah ve ehl-i sünnet kelamcının söylemiş olduğu sıfatların haricinde masivallah şeklinde ifade eden alemin hepsini dakikül kelam başlığı altında burada bu var olan masivallah şeklinde alem şeklinde tasnif edilen varlığın hadis varlık şeklinde isimlendirdiklerini görüyoruz. İşte bu kelam kozmolojisinde Mutezile'nin kelam anlayışında, onların alem tasavvurunda alemin hadis olduğu, muhdes olduğu, sonradan ortaya çıktığını sadece tümden gelimsel bir iddia olarak değil de tamamen ilmi adeta deney yoluyla, akli muhakeme yoluyla, hatta burhani delillerle alemin sonradan ortaya çıktığını rasyonel bir şekilde izah etmeye çalışmışlardı. Bunu izah ederken İbn-i Mettevey'den sonra gelecek Gazali, ondan sonra gelecek İbnül Melahimi gibi mutezili kelamcılardan önce İbn-i Mettevey kendisi alemin zamansal bir başlangıcının olduğunu, alemin kadim olamayacağını, alemin Allah-u Teala tarafından yaratıldığını akli delillerle, rasyonel izahatlarla ele almaya çalışmıştı. İşte bu hususta mutezili kelamcıların alemin yaratılışının sadece bir, yani bir teslimiyet, bir inanç boyutundan öte ilmi, rasyonel bir şekilde bunun mantıki delillerle de izah edilebileceğini söylemişlerdi. Buradan da özellikle kelam kozmolojisinin temel kavramlarından olan araz kavramı üzerinde inşa etmeye çalışmışlardı kıymetli hocalarım. Yani şimdi burada bu kozmolojiyi biz Mutezile'nin alem anlayışını anlamaya çalışırken özellikle bu kozmoloji anlayışının en alt birimindeki cevher ve araz evet, bağlantı yeniden koptu zannedersem. Hocamız inşallah en kısa zamanda gelir. Madumun heyeti konusunu anlatıyordu en son. Biliyorsunuz Mutezile'nin Basra ekolü cevherin yokken de cevher olduğunu iddia ediyor. Özellikle bilgiye konu olması itibariyle. Çünkü zihne ayrışıyor yani varlıklar. Zihne de ayrıştığı için onların şey olması gerekiyor. Çünkü bilgi sesi olmak bakımından şey olmak gerekiyor. Ayrıştıkları için de tabii şey olmak, şey ayrışmak için yeterli. Bilgi nesnesi olmak için yeterli.
varlık birbirlerinden ayrışması için yeterli değil. Bir zat sıfatına sahip olmaları gerekiyor. Yokken de. Dolayısıyla yokluğun cevherin bir şey olması ve bir zat sıfatına sahip olması gerekiyor. Ancak bu cevher var olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü fail ancak ona ne yapıyor? Varlık sıfatını veriyor. Olduğunda da cevher mütehayyiz. Evet. Hocamız yeniden ulaştı. Sayın hocam kusura bakmayın. Arkadaşlar internette yapabilir miyiz? Herkes kamerayı kapatsa. Çünkü kamera bilgisi ulaşıyor Metin hocamız. O da bir lag oluşturuyor. Bir gecikme oluşturuyor. İstiyorsak arkadaşlarımız kapatsın kameraları. Metin hocam buyurun sizi dinliyoruz. Hocam teşekkür ederim kusura bakmayın. Bu kesikler bazen belki şey olur, kopukluğa da sebebiyet veriyor. Ama nihayetinde alemin zamansal başlangıcının ispatı için akli delillerle alemin temel özü olan en alt noktası olan cevherin arazla birlikte ele alındığını görüyoruz ve buradan da arazın sonradan ortaya çıktığını, özellikle de mutezli kelamcıların dört araz üzerinde içtima, iftirak, hareket ve sükun şeklinde ifade edebileceğimiz nitelikler üzerinden alemin sonradan ortaya çıktığını o dönemin bilimsel kavramlarıyla izah etmeye çalışmışlardır. Yani belki günümüzde bu kavramlar şu an biraz teorik olarak kalıyor. Belki yani geçmişte kalmış olan kavramlar olarak algılanabilir ama nihayetinde orada her ne kadar biz cevherin kendi meslek dahi bunun belli bir birikimden sonra, belli bir olgunluktan sonra görülebilme ihtimaline sahip olduğunu söylenmişti İbn-i Mettevi. Yani bu hususta cüz'ün görülme boyutu ve o cevherin de beraber bulunduğu arazla birlikte alemi oluşturduğu, alemin yaratılışını ise inşa edildiğini görüyoruz. İşte bu hususta araz kendi başına var olamayacağını, bir mahalle, bir mekana muhtaç olması gerektiğini, işte bu muhtaç olan mahal cevher oldu. Cevherin ise varlık alanına çıktığı andan itibaren kevn, başta olmak üzere kelamda kullanılan var olan şey, sabit kain olan durumunun içtima ve iftirak dediğimiz birleşme ve ayrışma, hareket ve sükun şeklinde dört tane arazın ilk cevherin varlık alanıyla birlikte, varlığa çıkış alanıyla birlikte bunların bulunduğunu, cevherin bunlarsız olamayacağını, arazın ise sonradan ortaya çıktığını, haliyle sonradan ortaya çıkan şeyle birlikte olanın da sonradan ortaya çıktığını delille ispatlamaya çalışmışlardır. Araz, arız olmuştur, sonradan ortaya çıkmıştır. Cevher bu dört arazla birlikte vardır. Bu dört arazdan ayrı olamaz. Eğer bundan ayrı olamıyorsa, bunu öncelemiyorsa, demek ki ma lehu evvelün şeklinde bir ifade geçiyordu benim aklımda kalan, onun bir başlangıcı vardır. Alemin bir başlangıcı, alemin özü cevherde ise, cevher de arazla birlikte ise, o zaman mantıken araz cevher birlikteliğinden hareketle cevherin de sonradan ortaya çıktığını, cevher de sonradan ortaya çıkmışsa cevherden müteşekkil olan cisimler de sonradan ortaya çıkmıştır. İşte kozmoloji anlayışlarının, makrokozmos dediğimiz evren tasavvurunun, alem anlayışlarının aslında mikrokozmos dediğimiz el cüz'ü lezilate cezza üzerine inşa ettiklerini burada ben çalışma esnasında fark ettim. Kendi zihnimde bir tez olarak kabul ettiğim yaklaşım buydu. Kozmolojiyi kelam atomculuğuna dayandırarak cevher ve araz birlikteliğinden hareketle alemin yaratılmış olduğunu söylüyorlar. Ve bu yaklaşım birçok kelamcımızda da var. Ama bize müstakil eser bırakmasıyla, iki ciltlik devasa bir eseri bırakan İbn-i Mettevey'in Et-Tezkire adlı çalışmasında biz bunu ayrıntılı bir şekilde görüyoruz. Bu hususta İbn-i Mettevey'in ister cisim olsun, ister araz olsun, isterse cevher olsun,
bunu detaylı bir şekilde ele aldığını söyleyebiliriz. Kıymetli hocalarım, ben yani bu kitapta bir de dikkat çektiğim hususlardan özellikle kelam paradigmasıyla İslam filozoflarının paradigmasının, yani bu alem tasavvuru bağlamında, kozmoloji anlayışı bağlamında yer yer bunun mukayesesini de yaptım. Ama nihayetinde ben Mutezile kelamı üzerinde yoğunlaştım. Mutezile kelamı üzerinde özellikle de Basra ve Bağdat Mutezilesi şeklinde bir ayrımla bunların kozmoloji anlayışına yer vermeye çalıştım. Buradan da alemin işleyişi, Allah alem ilişkisi şeklindeki bir bölüm açarak bunun illiyet başlığı altında biraz tartıştım. Ya ben hocalarım içerisinde Ahmet Metin Kandemir hocam yani nedensellik problemi üzerinde çalıştılar kendileri. Başka hocalarımız da çalışmışlar. Ya bu tezde benimki genel bir kozmoloji anlayışı olduğu için evreni, alemi bir bütün olarak ele almaya çalıştığından dolayı mikro alemden makro aleme doğru bir geçiş ile hareket ediyordum ve nihayetinde alemin kendisinin işleyişine de haliyle değinmem gerekiyordu. Nedensellik meselesine mutezili paradigmadan özellikle Basra ve Bağdat ekolleri bağlamında buna da değinme gereğini hissetmiştim ve burada da alemin işte bu mekanizmada mutezili İbn Metteve'in bir taraftan Aristoteles'in ismini anması, Ebu Bekir Zekeriya Er-Razi'nin ismini anması, diğer düşünürlere değinmesi, kendi mutezili seleflerine, üstadlarına yer vermesi alanın zenginliğiydi ve bu şeye derinlemesine de el atmayı da gerektiriyordu. Çalışmada özellikle benim bu alem anlayışta mutezilenin tabiatçı olanlar ve olmayanlar şeklinde belki kategorik olarak ayırabiliriz. Ama nihayetinde bizim literatüre daha çok malumunuz olduğu üzere Basra Mutezilesi ve Bağdat Mutezilesi şeklindeki bir ayırma gidildiğini, Bağdat Mutezilesi'nin tabiatçı bir düşünceye sahip olduğu ama Basra Mutezilesi'ni ise buna mukabil daha çok adet nazareti olarak ifade edebileceğimiz Evet, hocamız düştü. Maalesef arkadaşlar Mehmet hattaydı. Hocam. Buyur, Veysel Hocam. Hocam Metin Hocam telefona boğularsa herhalde bir sıkıntı oluşmaz diye düşünüyorum ama. Lan bakalım, bir de öyle söyleyelim de laptop mu bağlanıyor ama? Muhtemelen. Evet, birazdan gelecek. Aramızda çok değerli hocalarımız da var bu alanda çalışmış. Ahmet Mekke'miz var. Metin Hocam tabiat demişken Ahmet Mekin Hocam orada mı? Hocam sesiniz çıkmıyor. Herkese hayırlı akşamlar. Buradayım hocam. Evet, Metin Hocam da tekrar geldi inşallah. Evet. Metin Hocam, Hocamızdan rol çalmayalım. şöyle de Söz Metin isterseniz hocamızda Metin Hocam olsun. cep telefonu bağlantısıyla imkanınız var mıdır? Sesi açmamış Metin hocam. Sesiniz kısık hocam. Sayın hocam, ben de aynı şeyi düşünmüştüm hocam. Ben müsaadenizle cep telefonundan internet erişimi. Tamam hocam, siz müsaade inşallah. Buyurun sayın. Evet. Siz isterseniz yeniden bir bağlanın hocam telefondan. Metin hocam. Hocam. Şu an telefon
kullandınız? Ben de yok oldum. Mehmet Hocam cep tarafından bağladım. Sesim tamam. Geliyor. Şu an sesiniz geliyor inşallah. Bakalım bir de... İnşallah hocam. Artık sabrınızı taşımak istemem. İnşallah hocam. Yok Osman. Biz taşımak gibi değil. Kesin. Yani yapacak bir şey yok. Hepimiz böyle alışkın yani. Hocam yani ben eğer toparlayacak olursam Sayın Hocam. Metin Hocam malumunuz bizim atomcular kesin severler yani. Atomculuk da sürekliliğe dayanır. Ama bu kadar süreksiz olduğu zaman tam olmuyor yani. Yani teceddüdün emsal olması gerekiyor hocam. Halkın istimrar olması gerekiyor. Arası bir yenilenme. İnşallah bu sefer öyle olur. Arasıyla. Evet buyurun hocam inşallah. Sağ olun hocam. Hocam ya ben özellikle bu illiyet meselesinde, nedensellik meselesinde ya programın akışında ileride Ahmet Mekin Kandemir hocam da çalışmalarına ayrıntılı olarak değindiği için ben sadece özet olarak şunu söylemek istiyorum. Bu Mutezili kelamcılar Basra ekolu alemin işleyişine tab kavramı, tabiat doğa kavramına sıcak bakmazlar. Ancak Eş'arilerden farklı olarak da onlar özellikle itimat ve tevlid ya da tevellüt kavramını kullanırlar. Alemin işleyişinde yani bir rastgelelik, herhangi bir şans eseri gibi bir durumun olmadığı, yine bir neden sonuç ilişkisinin olduğu, ancak bu neden sonuç ilişkisinin zorunlu bir neden sonuç ilişkisi olmadığı, tekrar yine Yüce Allah'ın yaratıcılığı da devrede olmak üzere nedenin sonucunu meydana getirdiğine dair tevlid nazariyesini ön plana çıkartmışlardır. Özellikle insan fiilleri ve doğadaki diğer işleyişte zorunlu bir tabi doğanın kendisi olmadığı, bir fiilin neticesinde ikinci bir fiilin ortaya çıktığı, tevellüt ettiğini söylemişlerdir. Ve özellikle de alemin işleyişinde itimat dedikleri bir kavramı çokça kullanmışlardır. Adeta yağmurun yağması, sıcak havanın olması, susamın işte susam yağının ortaya çıkması veyahut da yani aklımıza gelebilecek işte ateşin hafifliğinin yukarıya doğru seyri, bizim Yunan düşüncesinden İslam düşünürlerine kadar tevarüs eden yaklaşım veyahut da ağır bir cismin, bir nesnenin yere düşüşü şeklindeki konuları Mutezile'nin alemi anlatırken ihtimat kavramına dayandırdıklarını söyleyebiliriz. Adeta orada her şeyin bir yani itme, çekme ve buna benzer bir gücün olduğu şekilde bir itimadı, bir direncin olduğunu söylemişlerdir. Ve bunu da yani biz şeyde bu klasik dönemde bu kavramlara bakarken özellikle itimadın lazım ve müştelep itimat şeklinde bir ayırma gittiklerini adeta tabiatta, tabiatçıların veyahut da Yunan düşüncesindeki determinist yapıya sahip olan atomlara havale edilen hususların aslında bu itimatların olduğunu, itimatlarda her şeyin aslında lazım olan, kendi doğası gereği olan hafif bir şeyin yukarı doğru çıkması, bu onun kendi doğasında olan bir hususun ama üzerine diyelim ki bir ateşin üzerine bir yelpazeyle vurduğumuzda onun kendi doğası, kendi o itimadının dışına bir hareketin gerçekleştiğini, bunu da dışarıdan bir müdahaleyle müştelep itimat denilen bir durumla mümkün olduğunu, aynı şekilde ağır bir cismin yere düşme durumunun kendi doğası lazım itimadı olduğunu ama o taşı bir cismi hava fırlatırken kendi itimadının tam tersi bir şekilde hareket ettiğini, burada adeta bir fizik konularına girdiklerini, oradaki mekanizma, oradaki işleyişin varlığını ifade etmeye çalıştıklarını görüyoruz. İşte bu hususta varlığı, alemi bir bütün olarak ele aldıklarında ben
şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Biz kozmolojiyi ele aldığımızda, mutezine alem anlayışı ele aldığımızda bir kelam atomculuğundan bahsettik ve kelam atomculuğundan da özellikle alemin oluşabilmesi için onların özü olan cevherlerin birleşebilmesi için hareket ve sükunun gerçekleşebilmesi için birleşme ve ayrışmanın gerçekleşebilmesi için kesinlikle hala kavramı dediğimiz boşluk kavramının varlığını adeta zorunlu görmüşlerdir. İşte bu hususta filozofların mela doluluk kavramından farklı olarak mutezile kelamcıların da alemin oluşumunda, yaratılışta cevherlerin bir araya gelebilmesi için alemde bir boşluğun olması gerektiğini ve bütün tezlerin, bütün kuramların da adeta bunun üzerine inşa edilmesi gerektiğini söylemişlerdir. Yaratılış gerçekleşebilmesi için cevherlerin birleşmesi gerekir. Cevherlerin de birleşebilmesi için boşluğun olması gerekir ve alemde o boşluğun varlığını kabul etmişlerdir. Bununla mutezilerin alem anlayışında kadim olan varlık yüce Allah, muhdes olan varlık mevcut alem, alemin Allah'ın yaratmış olduğu belli bir başlangıcının olduğu ve alemin bir muhdisinin olması gerektiğini bahsettiğim kavramlarla belki çok sistematik bir şekilde aktaramadım sayın hocalarım hani bu yani bu affınıza sığınıyorum ama nihayetinde kendi alem anlayışlarını temellendirebilmek için kesinlikle yaratılmış bir alem anlayışının ve bir yaratıcının varlığı alemden de Allah'a geçiş şeklinde bunu son olarak söylemek istiyorum. Dakikül kelamdan Celilül kelama geçişin olduğunu Mutezile kelamında kendisini ortaya koyduğunu söyleyebilirim. Dakik problemleri bu fizik konularına değinirken, işte deneyler yaparken, bu varlığın en alt birimine inmeye çalışırken nihayetinde bu kavramlardan sonra İbn-i Metevi'de çok sık olmasa bile cümlecik şekilde bazen geçiyor ve oradan Yüce Allah'ın kudretine, iradesine, ilmine, yaratıcına doğru bir delil olarak kullanıyor. Onun için ben Mutezile'nin, özellikle Basra Mutezile'sinin bu kozmoloji anlayışında sürekli Yüce Allah'ın yaratıcılığına vurgu yapıldığını, Allahu Teala'nın faili muhtar olduğunu, alemin yaratılmış olduğunu ve alemin Allahu Teala muhtaç olduğunu bu kavramlarla temellendirmeye çalıştıklarını gördüm. Yani ben burada şu an kıymetli dinleyeceğin zamanı da fazla almamak üzere ben burada noktalıyorum Mehmet Hocam. Eğer varsa sorular o zaman bizim şu an değinemediğimiz, geçtiğimiz hususlar konuşabiliriz. Teşekkür ediyorum. Sabırla dinlediğiniz için sağ olun. Evet, biz de Metin Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza gerçekten çok hoş bir sunum oldu. Yani kitabın ana fikrini kavramış olduk. Anlattığınız kadarıyla kitap daha ziyade İbn-i Medeveyhi alıyor. Çünkü problem var bizim kelam alanında. Kelamcıların yazmış oldukları eserler günümüze çoğu ulaşmamış. Ama İbn-i Medeveyhi o etteskiresi cevher ve araz konusunda kelamcıların çok önem taşıyor. Bütüncül bir şekilde görmek için özellikle. Çünkü çok hacimli, çok kapsamlı bir kitap. Sadece cevherler konusu neredeyse bir cilt ele alınıyor yani. Sonrasında arazlar konusu çok 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 detaylı şekilde ele alınıyor. Yine birinci cildinde hem de ikinci ciddi olarak. Biz tekrar çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar sorularını sormak isterseniz doğrudan söz isteyerek sorabilirsiniz. Yazarak da sorabilirsiniz. Belki hocam ilk soruyu ben sorabilirim. Metin. Buyurun Sayın Hocam. Şimdi İbn Metevehi gerçekten zirve olarak gözüküyor. Yani, kelam, dakikul kelamıyla ilgili olarak. Onun işte Kadı Abdülhabbar'ın bir öğrencisi olduğunu diyoruz. İbn-i Metteveh'ten sonrası için
acaba neler söyleyebiliriz? Mutezile'nin fikul kelam anlayışı söz konusu olduğunda. Yani genelde böyle zirvelere ulaşıldığı zaman yatay bir şey de genelde iniş olur yani. Ama sanki çok böyle devam edememiş gibi veya işte eşarilerle falan çok orta yönleri de var. Diğer taraftan atomculuğun işte hem de Bakir Lani'ye baktığımızda ki Kadı Abdülcabbar'ın çağdaşı Bakir Lani, nasıl ki İbn-i Medeveh önce işte malumat bilinenler ya bilinenleri işte kadim ve hadis işte pardon mevcut ve malum olarak ikiye ayırıyor. Ondan sonra mevcut kadim ve hadis olarak ikiye ayırıyor. Her ikisi de yani bu çok böyle ortak noktalara sahip olduğunu gösteriyor. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Bu İbn-i Medeveh'ten sonra ve Mutezile'deki kelamı tam böyle kesintiye uğramış mı? Sizin son kitabınız özellikle İbaziye üzerinde da verebilirsiniz yani bu alan Mutezile'deki kelam sahasındaki görüşlerini İbn-i Medeveh'ten sonrası için ele almak isteyen birisi nasıl bir yol izleyebilir? Hocam yani malumunuz İmam Maturidi için hani bir ifade var ya işte İmam Maturidi oluşturduğu eserlerle kendisinden sonraki öğrencilerin adeta işini zorlaştırmıştır. Şimdi İbn-i Medeveh'in de gerçekten yani kendi o Et Tezkire adlı çalışması ya şey bizim büyük bir miras. Yani bu büyük bir miras ancak yani bu şeyde en Necrani yanlış hatırlamıyorsam Özcan Taşçı hocamız bir şey yaptı. Mutezile kelamcısını çalışmıştı. En Necrani yani ismi aklımda şu an tam olarak bilmiyorum eğer yani en Necrani Takvîd'in en Necrani evet aklıma geldi. Şimdi Takvîd'in en Necrani'nin İbn-i Medeveh'den sonra gelmesi orada yer yer değinmiştir. İbn-i Melahimi gelmiştir. Ancak nihayetinde eserlerin günümüze gelmesi açısından İbn-i Medeveh'in Et Tezkire fi Ahkamil Cevahir vel Eraz adlı eseri adeta bu kelam kozmolojisi, dakil kelamla ilgili yani bir şeydir, başucu eseridir. Kendisinden önceki El-Muğni'nin ilk 3-4 ciltlik kısımlarının belki kozmolojiyle ilgili olması hasebiyle onlar kayıp. Belki de onlar günümüze gelmediği için İbn-i Medeveh'in eseri geldi. El-Mecmu'da yer yer değiniyor. Bu bizim kozmolojiyle ilgili bazı konulara değiniyor. Ama müstakil olarak Et-Tezkire ve özellikle İbn-i Medeveh bu alanda yani önde gelen şahıslar. Ve malumunuz bizim bu mutezili süreçte mihneler, tersine mihneler, Selçuklular dönemine kadarki bu süreçte Düveyhoğulları süreçlerde birçok kıyımlar da olmuştu. Eserler günümüze gelmemişti. Belki İbn-i Medeveh'den sonra yapılmış çalışmalar olsa bile yakılıp yıkıldığı günümüze gelmemesi hasebiyle ama şu an elimizde derli toplu olan Et Tezkire'den dolayı şu an başvurduğumuz ilk elden kaynaklardan birisi İbn-i Medeveh diyebiliriz. İbazilikle ilgili olarak da özellikle İbaziliğin ilk dönemiyle Mutezile'de bir etkileşim var. Yani bu acaba Mutezile mi İbaziye'den etkilenmiştir yoksa İbaziler mi Mutezile'den etkilenmiştir? Burada yer yer bazı konularda özellikle Celilül Kelam'la ilgili etkileşimleri çok görüyoruz. Ama dakik boyutta özellikle dakik boyutta bu varlığı ele alma hudus muhdes kavramlar bağlamında benzer argümanlara sahip olduklarını söyleyebiliriz. Bu hususta kelam atomculuğu hususu ve özellikle dakikül kelam alanlarda İbazilik kelamının mutezilik kelamıyla bir dirsek teması şeklinde diyebileceğimiz yaratılış teorisinin ispatına dahil olduğunu söyleyebiliriz Sayın Hocam. Evet, çok teşekkür ediyorum hocam güzel cevabınız için. Evet arkadaşlar soru sormak isteyen kaldırabilir, şifaen sorabilir. Nasıl istersen. Eda Adar soru sormak istiyorum. Buyurun Eda Hanım.
Hocam iyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Ben hocama şunu sormak istiyorum. Yaratılışın olması için alemde bir boşluk olması lazım diye bir cümlesi oldu. Bunu birazcık rica etsem açabilir mi? Yani teşekkür ederim Eda Hanım, sağ olun. Burada yani, zihnen diyelim ki işte Allah her şeyin yaratıcısıdır dediğimizde bu bir inançtır. Allah yoktur dediğimizde de bu da bir inançtır. İşte burada inandığımız yaratılışın en azından nasıllığını ele almak gerekir. Kelamcılar bunun üzerinde kafa yormuşlardı. Bu tamam yaratıldı ama yaratıldığını nasıl ispat edeceğiz? İşte bu bazen belki bizim aklımıza şu örnek olarak yer edilmesi için söylüyorum. Ya İslam bilime karşıttır. İşte Ernest Renan bir iddiada bulundu. Ben İstanbul'daki, Bağdat'taki, Avrupa'daki bir imamı gördüm. Bilim karşıtı sözleri söyledi. Demek ki İslam bilime karşıttır. Namık Kemal, siz tümden gelimsel bir iddiayla siz kendi tezinizi, kurgunuzu yapıyorsunuz. İşte alem yaratılmıştır dediğimizde kelamcıya bunu dile getirdi. Mutezili kelamcıya bunu dile getirdi. Yaratıldığını iddia ediyorsunuz. Ama bunun gerçekten bir inanç mı yoksa bir işin içerisinde bir bilimsel bir durum da olduğunu izah etme gereksinimini duymuşlardır. Buradan da alemin en alt birimi olan her şeyin özü cevher olarak öz, asıl, esas denilen husus, ister melek olsun, ister cin olsun, ister şeytan olsun, insan olsun, kitap olsun, canlı cansız fark etmez. Tanrı, yüce Allah olmayan ne olursa olsun bunların yaratılmış olduğunu söylerler. Ve yaratıldığını da ispatlayabilmek için, delillendirebilmek için de bunun sonradanlığını da kabul etmek zorundadır ve bunu da iknai bir şekilde izah etmeleri gerekiyor. Bu sonradan olan varlığın özü olan o cevherin belki bizde dırar, buna ben hani bunlar ayrıntıdır, fazla değinmiyoruz. İşte ama nihayetinde biz kelam atomcu cevher üzerinden kozmoloji inşasında bulunuyoruz. Bu cismin en alt birimi olan eşarilerde teelif arazını vurgularlar. Teelif olunan İki cüz, bir araya gelmiş, yapışmış olan iki cüz ifadesi. Mutezile'de 2, 4, 6, 8, 36 şeklinde cüzlerin bir araya gelerek birleşmesiyle ancak cisimlerin oluşabileceği söyleniyor. Ancak bu işte her şeyin özü olan, adeta mütecanis diyebileceğimiz, mütemasil diyebileceğimiz öz olarak her şeyin aynılığı, insanın da özü, meleğin de özü olan cevherin birleşmesiyle insan, yine o cevherlerin birleşmesiyle meleğin yaratıldığını söylüyorlar. Şimdi bu sadece yaratılmış varlıklar için bir tane ama hepsini alemi bir bütün olarak ele aldığımızda onun özü olan o iki tane cüz ve daha fazla 36'ya kadar da çıkartabiliriz yönlerle beraber birleşme şeklinde. Bunların birleşip cismi meydana getirebilmesi için Allah-u Teala adeta mesela bazen bizim bu Mehmet Hocam çağdaş fizik kuramları üzerinde çalışıyor. Big Bang teorisinde bu alemle ilgili izafiyet kuramında nasıl ki yıldızların bir başlangıcının olduğu ve bu başlangıçta bir gün yok olacağı şeklinde kuramlardan bahsediliyorsa bizim kelam atomculuğunda, mutezilerin kelam kozmolojisinde var olan, Yüce Allah'ın dışındaki var olan her şeyin özleri olan el cüz-ü lezillete cezzafete cevheri ferdin gelip birleşip orada o cismi oluşturabilmesi için o gelip birleşme, belki şu an parmağımla işaret etmeye çalışayım. Bu hususta yani burada bir boşluğun olması gerektiğini söylerken haliyle yine Yunan düşüncesinden o bahsettiğimiz mela, doluluk kavramının işte olduğuna yönelik iddialara karşılık mesela bunu bir iddia olarak kabul ederler ve buna karşılık da bu hareketin gerçekleşebilmesi için bir boşluğun olması gerektiğini de örneklerle izah ederler. Tamamen temas ve birleşmenin olabilmesi için de kırba örneğini, su deney örneğini yapıyor. İbn-i Metevey'de işte bir testi örneğini verir. Testinin içerisindeki havanın boşaltılarak suya daldırıldığında o suyun testiye girerken ki ses çıkartmaması, kabarcıkların oluşmaması veyahut da kırık çıkıkla ilgili olarak bir kemik eğer yerinde çıkmışsa, bir çıkık, eklemde bir çıkık olmuşsa orada
hamur parçasını o kırık çıkın olduğu üzerine konulduğu, ateşin üzerine konulduğu bir bardağın üstüne konulduğu ve yavaş yavaş o bardağın içerisindeki havanın çekilmesiyle beraber havanın lazım itimadı olan yukarıya çıkışıyla beraber o hamurun da yukarıya doğru çekildiğini, hamur yukarı doğru çekilirken yerinden çıkmış olan kemiğin tekrar yerine gelip oturduğunu, bunun da mümkün olabilmesi için bir boşluğun olması gerektiğini Eda Hanım bu şekil delilleriyle beraber izah etmeye çalışmışlar. İlla yaratılıştan bahsedecekseniz kesinlikle o öz olan cevherlerin birleşebilmesi için arada bir engel olmayacaktır. Birleşme gerçekleşecek. Bu da ancak boşluğun varlığıyla mümkündür demişler. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Evet, başka soru sormak arkadaşımız varsa söz alabilir. Mücella Tapan soru sormak istiyor. Buyurun hocam. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar. Hocam öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Van'dan katılıyorum ben programımıza. Hocama şöyle bir soru sormak istiyorum. Orayı ben çok toparlayamadım ama içtima ve iftirak, hareket ve sükun şeklinde dört arazdan bahsetti hocamız. Bunun hani varlık alanına çıkışı ile ilgili bir cümle kullandınız. Ben orada koptum hocam. Orayı bir tekrar alabilir miyim rica etsem? Estağfurullah. Merhaba Mücella Hanım. İyisiniz inşallah. Hamdolsun hocam, sizler de iyisiniz. Allah razı olsun. Mehmet Hocam Mücella bizim öğrencilerimizden maşallah başarılı bir öğrencimiz. Epey gayretli birisi. Ya bu bizim bahsettiğimiz dört arazın kendisi bu adet Big Bang'e gidemiyoruz ama zihnen teorik olarak gitmeye çalıştığımızda hani Allah kün feyekün dediğinde yani bu mutezilik kozmoloji anlayışında alemin bir başlangıcı olması açısından bu yönle Allah varlık alanına çıkartmak istediği alemi kendi özgür iradesiyle ya Teala o alemin en alt birimi olan cüzleri, cevherül fert dediğimiz hususları birleştirerek cisimleri oluşmuştur. Kelam yani benim belki bir tez de olabilir, bazı hocalarım belki şu an katılmıyor olabilir ama nihayetinde benim bu kelam kozmolojisinde zihnimde şu an yerleşmiş olan Allah'ın dışındaki var olan her şey yaratılmışsa cevher ve arazdan müteşekkildir. Cevher ve arazdan müteşekkilse kesinlikle cismaniyet özelliğine sahiptir. Ve bu cismaniyet üzerinde kesif cisimler ve latif cisimler şeklinde ayrıma gidileceğini, ruh, melek, nefis buna benzer varlıkların latif cisimler olduğunu, insan, tahta, taş, kitap gibi hususların ise yoğun cisimler olduğunu, nihayetinde Allah olmayan her şeyin aslında cevherlerden müteşekkil olması hasebiyle cevherler mütehayyiz yer kuşatma özelliğine sahip olması hasebiyle cismaniyet özelliğine sahiptir. İşte bu alem eğer yaratılmışsa o zaman alemin özü olan cevher mütehayyiz yer kuşatma özelliğine sahiptir. Yer kuşatma özelliğine sahip olan mütemasil olan cüzlerin cevherin birleşmesi esnasında bir hareket vardır. İşte bu Yüce Allah bunu birleştirdiğinde bir hareket durumu meydana geldi. Hareket birleşme esasında sükun da oluştu ve aynı şekilde hareketten sonra birleşme olduğunda içtima dediğimiz bir farklı özellik. İki cüzün en aşağı, iki cüzün birleşmesi içtimadır, birleşmedir. Şimdi birleşme bir arazdır. Hareket bir arazdır ve bunlar sonradan ortaya çıkmıştır. Cismin oluşabilmesi için de hareketin neticesinde birleşme, içtima oldu. Bu o cismin adeta bilimsel izahıdır bizim kelamcılara göre. Ama teorik olarak mesela şu an bizim bilim kuramında nasıl ki geriye doğru gidişte 15 milyon yıl öncesine giderek oradaki bir durumu ispatlamaya çalışan bilimsel kuramlardan bahsediliyorsa kelamcının zihin dünyasında bunu adeta rasyonalite boyutunda sağlanmasını yapıyor. Ya biz bu sefer filmi geriye saralım. İlk oluş anına doğru gidelim.
ve varlığın ilk nedeni olan, o ilk özü olan, aslı olan cevhere doğru gittiğimizde bu sefer cisimleri parçalıyoruz. Cisimleri parçaladığımızda bunu zihnen, yani bir deney, bugünkü CERN'deki bir yeraltı şeydeki laboratuvarda değil ama zihnen Mu'tezili kelamcılar bunu söylemişlerdi. Alemin yavaş yavaş geriye doğru, ilk varlık alanına doğru gittiğimizde cisimleri parçaladığımızda bu sefer iftirak dediğimiz ayrışma durumu. Onu ikiye bölüyoruz ve en son o cisimlerin en son noktası Mücella Hanım. En son noktası olan o cüze doğru, cevher-ül ferde doğru gittiğimizde bu sefer de iftirak gerçekleşmiş olur. Ve en son artık kendisinden sonra parçalanmanın mümkün olmadığı bir noktada durulur ve bu da iftirak şeklinde mümkündür. Buraya doğru geldiğimizde içtima, birleşmeyle varlık alanına çıkma, geri de sağlama şekilde geriye gittiğimizde de iftirak. Demek ki hareket, sükun, içtima ve iftirak bunlar arazdır, sonradan ortaya çıkan hususlardır. Cevher bunlarsız olamaz. Kevn özelliği, işte oluş özelliği bunlarla beraberdir. Alem de bu, eğer cevherlerden müteşekkilse o zaman alem bu şekil sonradan ortaya çıkmıştır. Tamamen bu dört araz yaratılışı ispatlamak için kullanılan kavramlardandır Mücella. Çok teşekkür ederim hocam. Tamam. Ağzınıza sağlık. Kolaylıklar diliyorum. Allah razı olsun. Başka soru sormak istedim. Can Özay arkadaşımız soru soracak. Buyurun. Hocam, kamerayı açabilirsiniz. Tamam. Hocam merhaba. Hocam biz İbn-i Mettevih'in Tezkire kitabında mekan kavramını, şimdi cisimden ve mekandan laf açılmışken mekan kavramını cisim olarak yorumladığını görüyoruz. Yani mekan da bir cisimdir diyor. Bunun İbn-i Mettevih'in görüşü açısından, yani teorisi açısından nasıl sonuçları var oluyor? Ya da İbn-i Mettevih'i bu ilke üzerinden değerlendirirsek onu kelamda ya da Mu'tezile doktrininde nereye oturturuz? Teşekkür ediyorum. Hocam duyuyor musunuz? Metin hocamın bağlantısı zannedersem koptu. Evet. Evet, herhalde biraz gelir. Can hocam, İbn-i Mettevih'teki mekan kavramı aslında kelamda bu hala, hayiz, mekan, cihet, ondan sonra muhaza gibi kavramlar gerçekten tırmaya üzerinde durmaya değer. Yani aslında çok ince nüanslar da var aralarında. Metin hocam, hoş geldiniz. Merhaba hocam. Hocam, Cihan hocamın sorusunu bilmiyorum, tam alabildiniz mi? Hocam hiç alamadım. Özür dilerim. Cihan hocam merhabalar. Merhaba hocam. Hocam tebrik ederim. Çok güzel bir sunumdu. İstifade ettik. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Benim sorum şu şekilde oldu yani. İbn Mettevih'in Tezkire kitabında mekan kavramını cisim ile tanımladığını görüyoruz. Yani mekan da cisimlerden bir cisimdir diyor. Ve bu bizim bildiğimiz yani yaygın kelam anlayışına ters bir tanımlama gibi duruyor. Bu tanımlamanın, yani mekanı cisim olarak görmenin İbn Mettevih'in düşüncesi açısından nasıl sonuçlar doğurduğunu ve İbn Mettevih'in genel olarak kelam ve özel olarak Mu'tezile doktrini içerisinde nereye oturttuğunu, bunu nasıl okumamız gerektiğini sormuştum hocam. Hocam, İbn-i Mettevih'de özellikle dört tane kuram vardı aklımda yer alan. Cevheriyet özelliği, tahayyüz özelliği, mevcut özelliği gibi şeyler vardı. Özellikle vücut özelliğinden bahsediyordum. Bu şeydeki cevheriyetin vasfen mümkün olduğu, Cihan hocam, bunun yani ama hükmen böyle bir şeyin mümkün olamayacağını,
dine, tahayyüz üzerine büründükten sonra bunun gerçekleşebileceğini ve buradan da mesela ya o cevherin kendi varlık alanına çıkması, hakikatte ortaya çıkması için de bunun bir birleşmenin gerçekleşebilmesi gerektiğini ve bunu da aynı şekilde mesela insanın ki işte Yecüc ve Mecüc'ün varlığının önünde set olarak, engel olarak bırakmış olan o setin demir, hadit neyse onun o engelin olabilmesi, Yecüc ve Mecüc'ün o engeli aşamaması için, orada mahpus olarak kalabilmesi için orada onların bir yerde saklı kalması gerektiği, bir de mahkum kalması gerektiğini vurguluyor. Ve orada da mesela o bir yerden başka bir yere intikalin mümkün olamaması, oradaki mekan boyutunda o nazamdan farklı olarak diğer kelamcılar söylediği şekilde orada o mekanı kuşatıyor. O mekandayken başka bir mekana gitmesi mümkün değildir. O kuşattığı yer, bulunduğu yer onun mekanıdır. Eğer tedahül mümkün olsaydı, girişimlik mümkün olsaydı o mekanda kalma gibi bir şey anlamı olmayacaktı ve oradan güneş ışığının duvarı delerek içeri girmesi nasıl ki mümkün değilse aynı şekilde o demirin ardındaki varlığın da o demiri aşarak gitmesi mümkün değildir. Orada cevherlerden müteşekkil olan cisimlerin kuşattığı, bulunduğu yerin onun mekanı olduğu o şekil tezkirede aklımda kalmış Cihan Hocam. Hocam teşekkür ettim. Eyvallah. Estağfurullah. Evet. Tabii gerçekten güzel bir soruydu Cihan Hocam. Mekan konusu kelamda çok detay isteyen bir başlı başına aslında bizim bununla ilgili bir program yapmamız gerekiyor kesinlikle. İşte o hala kavramı, var olduğunda yer kaplaması, mütehayyiz olması, cisim sayılmaması, cisimlerin, cevherlerin bir araya gelmesi, oluşması, cevherin var olması için bir mekana ihtiyaç duymaması. Çünkü cevher en alt bir metin hocamızın söylediği gibi mahal ya yani. Cevher eğer bir mekana ihtiyaç duyarsa o mekan cevher olurdu. Dolayısıyla cevher mütehayyiz olduğunda aslında mekan cevherin kendisi yani. Cevher yani ama cevheri kaldırdığınız zaman mekan da yok oluyor ve böylelikle mevhum bir şey olmuş oluyor. Aslında gerçekliği söz konusu olmuyor. Varlığı ancak cevher olmasıyla belirginleşen bir kavrama dönüşüyor. Metin Hocam bunları kitabında uzun anlatmış. İnşallah detayları arkadaşlar Metin Hocam'ın kitabında bulabilirler. Şimdi Hayrun Nisa Hocamız bir soru sormak istiyor. Buyurun Hayrun Nisa. Teşekkür ederim Oku Okut Derneği'ne ve siz değerli hocalarıma. Genel olarak İbn-i Mette ve Hünet Tezkiresi bağlamında konuştuk. Ama şu ara ben Ebu Reşit En-Nisaburi'nin El-Mesail Fil-Hilaf eserine bakıyorum. Orada Hayrun Hocam bir dakika durursanız Metin Hocam koptu zannederim yeniden. Tamam hocam. Bir bekleyebiliriz. Allah şimdi gelecektir. Hı hı. Siz tanıyalım. Hayrun Nisa Hocam ne, acaba ilgimiz nedir bu programa? Bir yerde yüksek lisans doktora falan yap. Doktor öğrencisiyim hocam. Uludağ İlahiyat Fakültesi'nde. Tez dönemine geçmeye çalışıyorum. Siz de zannedersem şeyi çalışacaktınız değil mi? Bağdat Mutezilesi'nin kozmoloji anlayışı yani şu an bir altyapı sağlamaya çalışıyorum. Eğer evet bakalım olursa, böylelikle inşallah. De tabii Bağdat Mutezilesi'nin kozmoloji anlayışı konusunda biraz kaynak eksiğimiz var zannedersem. Basra Mutezilesi evet, kadar şanslı değiliz. Özellikle İbn-i Mette ve çok
yetiştiriyor Basra Mutezilesi'nde. Onun günümüze ulaşan evet, hocam. Kaynaklar kitabı. Evet, Metin hocamız yeniden geldi. Metin hocam, Hayrunisa hocamın bir sorusu var. Hocam özür dileyerek Hayrunisa hocam da Cihan hocam gibi konuşmaya başlar başlamaz ses kesildi. Ben Hayrunisa hocadan kesildi sandım. Meğerse yine benim internetten sıkıntı var. Yani duyamadım, kusura bakmasınlar. Estağfurullah hocam. Buyur. Hocam biraz spesifik bir soru olarak kalabilir ama ben El Mesail Fil Hilaf'ta şöyle bir içinden çıkamadığım bir mesele oldu. Cevherlerin lizatihi cevher olduğu görüşünde Basra Mutezilesi. Bu cevherlerin lizatihi cevher olduğunu da sebir ve taksim yoluyla yani şu nedenlerle cevher işte örneğin mesela bir mana sebebiyle cevher olamaz. Ondan sonra bir mananın olmaması sebebiyle cevher olamaz vesaire. Sebir ve taksim yoluyla bu şıkları eliyor. Ama bir fail nedeniyle cevher olamaz diye bir şey de elediği bir şık da vardı. Ama ben bir fail nedeniyle neden cevher olamıyor o kısmı anlayamadım. Eğer bu konuda katkılarınız olursa yani içinden çıkamadığım bu mevzuda rahatlatmış olursunuz. Teşekkür yani, ediyorum. Ben teşekkür ederim Hayrunisa Hanım. Ya bu özellikle mesela bu şey olarak yani mağdumla da belki bağlantı olarak düşünebiliriz. Mağdumun kendisi cevher ve araz mağdum iken de var mıdırlar yok mudurlar? Ama bunun özellikle de yani cevherin kendisinin bir şeyin özü olması, bir şeyin varlık nedeni olması, onun aslı esası olması boyutuyla faillik boyutunda mesela Yüce Allah'ın yaratıcılığı, Yüce Allah'ın fiillerinden hareketle onun bir faili olması gerektiği şeklinde bir yaklaşım var. Şimdi cismin kendisinde de cismin bu şeyde mesela diyelim ki yüze atılan bir tokatta orada oluşacak olan kızarıklık durumu, o kızarıklık durumunun sonradan ortaya çıkması acaba kaynaklı yoksa yani orada onun özünde kendiliğinden mi ortaya çıkar? Bunu daha çok mesela arazla bağlantılı olarak ele almışlardı ama nihayetinde Yüce Allah'ın bir şeyi meydana getirebilmesi için orada onun yani konu olması, onun bilinebilmesi ve varlık alanına çıkabilmesi olması gerektiği ve bundan dolayı da varlığa çıkacak olan özellikle mesela o Nisaburi'nin eseri Basra Mutezilesi ile Bağdat Mutezilesi arasındaki ayrımlara dikkat çekiyor. Ben epey de faydalanmıştım orada özellikle boşluk kavramı, cevher, araz kavramı boyutlarında. Yani oradaki özellik tamamen hakikat anlamına çıkacak olan yani özü olan hakikate çıkmaya hazır, ona adeta bir kuvve hazır olabilecek bir duruma belki işarettir. Yani ben spesifik olduğu için belki o metin üzerinde biraz kafa yormak gerekir. Ama nihayetinde cevheriyetin tahayyüz özelliğine geçmesi ve de cevheriyetin fiile geçme boyutunda, yer kuşatma boyutunda Allah-u Teala'nın onu yaratmasıyla Allah'ın fiili olması şeklinde ben anlıyorum. Ama cevherin kendisinin fiilde bulunması, mesela ki o vücuttaki kızarıklığın oluşmasındaki o arazın oluşumu cevherin kendisine mi kaynaklı? Hayır, Allah-u Teala'nın onu meydana getirmesiyle, onu yaratmasıyla mümkündür. Belki burada cevheriyetin vasfen mi veya hakikaten mi olduğu tartışması olabilir. Yani ona üzerine biraz kafa yormak gerekir aynı soracağım. Evet, çok teşekkür ediyoruz Metin Hocam. Hayrunisa Hocam, bu güzel başka sorusu olan arkadaş var mı acaba? Ben bir ufak soru sorabilirim hocam. Buyurun, evet, Metin Hocam. Öncelikle Metin Hocamıza teşekkür etmek isterim güzel sunumundan dolayı. Sağ olun. Onun da öncesinde böyle harika bir konu çalıştığı için İbn-i Meddevey ve Et-Tezkire isimli eseri gerçekten Dakikul Kelam alanında muazzam bir eser. Önemli bir eser ve önemli bir alim. Şunu sormak istiyorum. Şimdi programda da bu konuya ilgi duyan
arkadaşlarımız var, öğrenciler var. Yani İbn-i Mettebeh üzerine pek bir çalışma da yok. İşte yakın zamanda Mehmet Bulgen hocamızın çevirdiği Daha Nani'nin doktora tezinin de temel kaynaklarından bir tanesi. Yani bu alanda çalışma yapmak isteyen arkadaşlara önerileriniz ne olur hocam? İbn-i Mettebeh ile ilgili hani siz tezinizin de bir genel tasvir çizdiğini söylediniz, belirttiniz. Böyle daha spesifik, daha derinlemesine çalışılabilecek konular keşfettiniz mi? Bu alanda araştırma yapmak isteyen, bu alana hevesli olan arkadaşlarımıza bu yönde önerileriniz olur mu? Ahmet Mekin hocam, merhabalar, teşekkür ediyorum. İnşallah hocam, yani sizlerin de çalışmalarıyla, üstadların çalışmalarıyla bu bakir alan daha da güzel bir şekilde ivme kazanacaktır hocam. Ya ben İbn-i Mettebeh'in özellikle zamanın bilimsel anlayışıyla yüzleştiğini fark ettim. Mesela bazı hususlarda bu konu aslında ilmi değildir demiştir. Ancak onun ilmi değildir dediği husus sonra Kopernikler döneminden sonra bu Battamyusçu bir paradigmanın mahkumiyeti olduğunu özellikle onu belirtmek istiyorum. Ama nihayetinde mesela yani hareket kuramı özellikle araz meselesi İbn-i Mettebeh bağlamında çalışabilecek bir konudur. Arazların özellikleri, arazların nitelikleri. Yanılmıyorsam bir ara Mehmet Hocam bir öğrencisine arazlar konusunu sanırım vermişti. Ama özellikle İbn-i Mettebeh cevher ve araz üzerinde yoğunlaştığı için arazın hem fizik boyutuyla ilgili olan hem de idrak, ilim, insanın bilgi boyutuyla ilgili olan hususları var. Belki İbn-i Mettebeh'in araz nazariyesi şeklinde bir çalışma yapılabilir orada. Yani hem Metin Hoca yine gitti galiba. Evet. Maalesef bugün bağlantının böyle azizliğine uğradık. Evet, süreksiz bir şey oldu, sunum oldu hakikaten dediğiniz gibi. Çok süreksiz olur dedi. Atomculuğun süreksizliği gibi oldu. Yani hocam Allah Teala atmayı keserse böyle oluyoruz. Evet. Evet, birazdır. Bu şeyle ilgili arazlar diyordu. Zeynep Şeker hocamız çalışmazları. İtimat çalışan bir hocamızı da ben duydum. Yani itimat teorisini i̇timat çalışıyor. İtimat konusunu çalışan hocamız var. Yani ben artık bayağı bir evet. Detaylara artık iniliyor yani. Mehmet hocam tekrar hoş geldiniz. Hocam merhabalar. Sanırım internete diyor ki ya bitirin artık ya diyor. Siz arkadaşların evet. Zamanını almayın. Ahmet Mekin hocamın söyledi hocam. İbn-i Mettebeh gerçekten yani özellikle birkaç konuda çalışılması gereken yani değerli bir alim. Onun araz nazariyesi Ahmet Mekin hocam çalışılabilecek bir konu. Onun bilimsel dediği konularla işte zamanın ruhu, zamanın işte paradigmasının kendi zihin dünyası üzerindeki yaklaşımı çalışılabilir. Felsefeciye yönelik eleştirileri çalışılabilir. Yani bu hususta ayrıntılı olarak mesela yer çekim kanunu, suyun kaldırma kuvveti, buna benzer mesela hususlar, yani bu makale boyutunda olsa bunlar çalışılabilecek konulardı sanırım. Evet. Başka bir soru olan arkadaş yoksa yavaş yavaş kalabiliriz programı. Çünkü bağlantı da biraz kötü. Metro hep böyle sormak istiyordum. İstiyorsanız son soru sorma hakkımı da ben kullanmış olayım. Buyurun Sayın Hocam. İnşallah. Buyurun, şimdi bu dakiku kelam ve celilü kelam kavramları üzerinde özel bir ilginiz var, çalışmalar var. Bazı itirazlar var tabii bu kavramlara. İşte her incelikli konuya aslında dakik dedikleri yoksa böyle dakik alanların kelamın kozmolojiyi, fiziği, ontolojiyi ilgilendiren cevher araz teorisini ilgilendiren bir sağ olmadığına yönelik özellikle. Tatiful kelam ve dakikul kelam müteradide kullanılıyor bildiğim kadarıyla.
Tabii bu meddevek dedik mesela Tezkire fi Ahkamül Cezair vel Araz diyoruz. Şimdi bu kitabın diğer bir var. O da Tezkire Latifül Kelam. Evet. Yani değil mi? Ya yani bildiğim kadarıyla. Evet. Böyle meşhur ismi Tezkire fi Ahkamül Cezair vel Araz'ın Tezkire Latifül Kelam mesela. Siz ne diyeceksiniz hocam bu Latifül Kelam ve Dakikül Kelam bir tarafta, diğer tarafta da Celilül Kelam. Hocam bir de hocam Gamidül Kelam ifadesi de vardı bizim klasikte. Gamid, latif, dakik buna benzer mesela incelikli, derinlikli olan konular şeklinde ve hatta bu özellikle dakikül kelam karşıtı olan soru da aklıma geldi. İbnül Vezir bir eleştiride bunu kelam eleştirisi vardır. Ve özellikle kelamın dakik boyutuna yönelik eleştirisi vardır. Orada bir beyti aklıma geldi. Men lem yenfe'hu eddevâ'u rabbani lem yenfe'hu eddevâ'u cübbâ'iyyü vel mettevîyyü şeklinde bir şey var, beyti var. Rahmani tedavinin fayda vermediği kimseye cübbâ'i ve mettevenin bir faydası olmayacaktır. İşte bu hususta zaten kelam karşılığı var. Bir de kelamın adeta bu incelikli konuların, latif konuların, işte bu gamit derin olan konuların dalmasının günümüzün ifadesiyle yani safi zihinleri meşgul etmekten başka bir şey değildir. Bir eleştiri var. Ama nihayetinde ya bu bazen mesela çağdaş doğa düşüncesi üzerinde de mesela İshak Arslan Hoca aklıma geldi. Orada bir şey vardı, iddiası vardı. Bir medeniyet tasavvurunun inşası aslında bir o medeniyetin fizik kuramından geçtiğine dair bir cümle aklıma geldi. Şimdi bu kelam ilminin de fizik kuramı olan dakik boyutunun bizim Eş'ari kelamında, Mutezile kelamında sıklıkla ele alındığını ve Orta Çağ İslam düşüncesinin aslında bir medeniyet inşasında bu mutezili kelamcılar hatta Dırar'dan başlatabiliriz, Cembi Safan'da başlatabiliriz. Bu işin latif boyutuna inmişlerdir. Varlığı hem en alt biriminden hem de Yüce Allah'ın varlığına doğru gidişte ayrıntı bir şekilde ele almışlardır. Bu gidişte de kesinlikle kelamın bu nazik olan, dakik olan boyutlarına inilmesi hep ön planda olmuştur. Belli bir süre geri planda kalmıştır. Ama şu an en azından Türkiye Akademi camiasında bu konunun tekrar bizim Orta Çağ'daki o asli hüviyetine doğru bir evrilmeye gittiğini söyleyebilirim hocam. Evet, çok teşekkür ediyoruz gerçekten Metin Hocam. Programımızın sonuna geldik arkadaşlar. Ben diğer arkadaşlarımıza, soru soran arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Biraz bağlantı problemi yaşadık. Yani bu maalesef biraz internet altyapısının yetersizliğinden kaynaklanıyor zannedersem Türk'ün. İnşallah programlarımız devam edecek. 3 hafta sonra bu sefer İslam klasik İslam düşüncesinde sonuculuk konusu alacağız. Mahallenin bu alanda bir kitabım var. Klasik İslam düşüncesinde atölyelik eleştirileri diye. Şimdi kitabı okumaya başlayabilirsiniz. Metin Hocam tekrar çok teşekkürler. Sözleriniz varsa almak isteriz. Yani bu alanda çok değerli çalışmalarınız var. İnşallah devam eder diye umuyorum. Çünkü olacak çok şeyler var bu alanda. Kesinlikle. Cevaplayacak çok sorular var. Fizik teoloji ilişkisi çok önemli bir değer. Günümüzde çok revaçta bir değer. Felsefesi yavaş yavaş bu alanda yani. Ve burada kelimatıda ilgi odağı yapıyor. Yani bu alan çalışacak olan arkadaşlar önü hiç kapanmayacak alan. Çünkü insanların insanoğlunun Allah Teala'nın fiilleri anlamına gelen bir araştırmasının ucu açık. Yani bugün 100 yıldan daha fazla şeyler biliyoruz. Ama burada
kelamcıların asıl bilgilendiren zannedersem temi, yani Allah Teala fiilleriyle bilinir, alem alemdir, yaratını yaratmıştır, izler bırakmıştır, o izler üzere yaratıcıya ulaşmak mümkündür diyerek bu çok böyle derinleştirme zannedersem. Çok teşekkür ediyoruz Metin Hocam. Son sözünüzü alabiliriz. Hocam, ben de son söz olarak Oku Okut Derneği'ne, sizlere ve şu an yani bu gecenin bu saatinde bu programa katılan tüm hocalara, arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah yani bu ilim Allah rızası için olduğu sürece devam edecektir ve tamamen de livveçillah boyutuyla devam etmesini Allah'tan diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Oku Okut Derneği'ne çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Hocam. İnşallah bu şekilde düzenlemeye devam edelim. Herkese akşamlar diliyoruz. Akşam. Teşekkür ederiz. Hocam.